Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, çok değerli belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere. Sosyal demokrat belediyelere her işte şeffaflık, halka karşı her kuruşun hesabını veren, dürüst yönetim ve her çalışmada önce insan nasihatinde bulunarak her kışın yüreğinde titreyen bir ilkbahar vardır. Her gecenin örtüsünün arkasında tebessümle bekleyen bir şafak vardır diyen, 30 Mart seçimleriyle memleketimize bahara getiren, şimdi de ilk seçimlerde güneşli güzel günleri müjdeleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize teşekkürler. Gaziantep'teyiz. Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisindeyiz. Bu topraklar aslında mübarek topraklar. Milli Kurtuluş Savaşı'nın destanının yazıldığı yerlerden birisi Gaziantep. Gaziantep'i ifade ederken elbette ki Şahin Bey'den, Şehit Kamil'den, Kara Yılan'dan söz edeceğiz. Ve Gaziantepliler Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken vurun Antepliler namus günüdür dediler. Ve dolayısıyla Antep'i kendi tarihimiz içinde özel bir yere koyuyoruz. Tıpkı Kahramanmaraş gibi, tıpkı Afyon gibi. Antep'in bir başka özelliği daha var. Yabancı sermaye gelmeden kendi iç dinamikleriyle kalkınmasını sağlayan bir kent. Sanayisini geliştiren bir kent. Emin olun, eğer bu ülkede dış politika doğru dürüst götürülebilirse, ki yapacağız Allah'ın izniyle, Gaziantep sadece bu bölgeye değil, bütün Orta Doğu'ya hayat verir. Sanayiyi bütün Orta Doğu'ya taşır. Ve bütün Orta Doğu Gaziantep'in büyüklüğünü çok daha net bir şekilde görür. Bir sanayi kenti, aynı zamanda bir kültür kenti, bir üniversite kenti, bir tarım kenti ve bir gastronomi kenti aynı zamanda Gaziantep. Dolayısıyla Gaziantep'te belediye başkanları çalıştayını düzenlememiz bu açıdan önemliydi. Dün bütün belediye başkanlarımız Gaziantep'in merkezi ve bütün ilçelerini gezdiler. Evet bir değişim var. Evet bir dönüşüm var. Evet bir kabul var. Ama bir şeyler yapmamız lazım. Birazdan anlatacağım. Neleri yapmamız gerektiğini de anlatacağım. Değerli arkadaşlarım, hepimiz siyaset yapıyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil. Bütün siyasi partiler siyaset yaparlar. Siyasette en büyük hakem halktır. Dolayısıyla siyasal partilerin temel hedefi de ülkeye huzuru, barışı getirmek, ülkenin nasıl kalkınacağına dair yolu, yöntemi halka anlatmaktır. Halk kimi iktidara getirirse başımızın üstünde yeri vardır. Dolayısıyla halkın tercihlerine her zaman, her yerde, her ortamda saygı duymamız gerekir. Her siyasi partinin programı farklıdır. İç politikası, dış politikası, tarım politikası, sanayi politikası farklı olabilir. Ama hepimiz kendi politikalarımızı anlatarak halkın önüne çıkarız. Ve halk kimi iktidara taşırsa dediğim gibi başımızın üstünde yeri vardır. Ve siyaset ahlaki temeller üzerinde yürümek zorundadır. Siyasette kin olmaz, öfke olmaz, intikam duygusu olmaz. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Dolayısıyla bu bağlamda son zamanlarda bazı siyasi kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur. Böyle kabul etmemiz lazım. Her siyasi partiye.
Yapılan saldırıları asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi ve bu sabahleyin haberlerde vardı. Hani de AK Parti'nin ilçe binasına yapılan saldırı. İzmir'de HDP'nin ilçe binasına yapılan saldırı. Bunları kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, başta Gaziantepliler ve bütün Türkiye bilsin ve bütün dünya bilsin. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin yarışmasıdır, hizmetlerin yarışmasıdır. Kin değil, öfke değil, intikam duygusu değil. Vatandaşa hizmeti nasıl yapabiliriz? Bu yarıştır bizim yarışımız. Ve bu yarış Türkiye'yi aydınlığa çıkarır. Bu yarış Türkiye'de barış ortamını sağlar. Bu yarış Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açar. Biz siyaseti böyle düşünüyoruz. Ve siyaset her türlü provokasyona kapıları kapamalıdır. En büyük görev de iktidar sahiplerine düşmektedir. İktidar sahipleri bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstermek zorundadırlar değerli arkadaşlarım. Az önce yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımız belediyelerle ilgili bazı belirlemeler, bazı saptamalar yaptı. Covid-19 sürecinde belediyelerimize çok önemli görevler düşmüştü. Türkiye nüfusunun %54'ünü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Yerelde biz yönetiyoruz. Dolayısıyla yaşanan bütün sorunlara büyük bir dikkatle yaklaşmak ve o sorunlara çözüm üretmek zorundaydık. Konu insandı. Konu A partili B partili değildi. Kendi beldesinde, kendi ilinde yaşayan insandı. Ve o insanların tamamına hizmet götürmekti. Eğer hizmeti daha iyi götürebiliyorsak bunun yolu yarışmadır. Hizmet yarışıdır. Bizim belediyelerin verdiği hizmetler, diğer belediyelerin verdiği hizmetler elbette ki kıyaslanabilir. Ama buradan başta Gaziantep olmak üzere, Antepliler olmak üzere, Maraşlılar olmak üzere, Konyalılar olmak üzere, Balıkesirliler olmak üzere herkese rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim belediye başkanlarımız Antep'in en küçük belediyesi olan Karkamış'la onların en büyük belediyesi yarışmaya hazırız. Biz hizmet yarışını insanın dokularına kadar götürmeye hazırız. Her türlü engelleme yapıldı mı? Yapıldı. Şikayet geldi mi? Asla şikayet etmedik. Çünkü bizim görevimiz şikayet etmek değil, çözüm üretmek. Çözüm ürettik. Rakamları vermedi Seyit Bey, ben rakamları vereyim. 11 Mart 2020 tarihinden 14 Haziran 2021 tarihine kadar 4 milyon 550 bin haneye aynı yardım yapıldı. Yaklaşık 5 milyon haneye aynı yardım. 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yapıldı. Para verildi. İhtiyaçları giderildi. 150 milyondan fazla maske dağıtıldı, dezenfektan dağıtıldı. 150 milyondan fazla. Gaziantep'li kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler. Hatırlıyorlar herhalde. Maske nasıl dağıtılacak bir türlü çözemediler. Nerede satılacak bir türlü çözemediler. Nasıl verilecek ki insanlara bir türlü çözemediler. Biz hepsini çözdük. Bütün vatandaşlarımıza maskeyi ürettik ve bedava verdik. Bu iktidar sahiplerinin bize büyük bir teşekkür borcu var aslında. Bize teşekkür etmeleri lazım. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ihtiyaçlarını giderdik. Değerli arkadaşlarım, borcu olduğu halde hiçbir belediye başkanımız, hiçbir vatandaşın suyunu kesmedi.
1 milyon 200 bin harenin borcu olduğu halde suyunu kesmedik. Pandemi dönemi su hayattır dedik. O evde o su akacak dedik. Aynı şekilde 19.274 adet iş yerinin kira ücreti, belediyeye ait olan iş yerinin kira ücreti ya alınmadı, ya çok düşük rakam alındı veya ertelendi. Askıda fatura uygulaması, değerli arkadaşlarım, özellikle büyük kentlerin varoşlarında yaşayan yoksul aileler. Ekmeklerini bile veresiye alıyorlar, simiti bile veresiye alıyorlar, yağ veresiye alıyorlar, eti veresiye alıyorlar, gramla alıyorlar. Askıda fatura uygulamasıyla bakkalda açılan veresiye defterlerinin 55 milyon liralık kısmını kapattık arkadaşlar. 55 milyon lira bu ülkenin ihtiyaç sahibi ailelerinin ihtiyaçları giderildi. 556 bin fatura ödendi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin nasıl iş yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını, nasıl hizmet aşkıyla dolu olduklarını Mısır'daki Sağır Sultan duydu. İnşallah iktidar sahipleri de duyar. Ve önlerine yeni engeller çıkarmazlar. Bütün engellemelere rağmen bunlar yapıldı değerli arkadaşlarım. Sadece bunlar mı? Hayır. Hizmet sektörü var. Özellikle düğünlerde günlük yaşayan sanatçılar var. Saz çalan var, kanun çalan var, keman çalan var, darbuka çalan var. Düğün yok. Peki bunlar nasıl geçinecek? Bunların aileleri var. Bunlara nasıl yardım edilecek? 13 bin, sadece 5 büyük belediyemiz, onun rakamını vereyim. 13.338 sanatçıya yardım yaptı arkadaşlar. Bunlar günlük yaşayanlar. Gaziantep'liler de bilsinler. AK Parti'ye ait diğer belediyeler de bilsinler. Veya MHP'ye ait belediyeler de bilsinler. Asgari ücret o belediyelerde 2825 lira. Peki bizim belediyelerde? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret ne kadar? Net 3100 lira. Vatandaşlarım diyorlar ki, ya siz de iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız? Bize onu anlatın. Onu anlatıyorum zaten. En küçük belediyemiz 3100 lira asgari ücret verirken, onların en büyük belediyeleri 2825 lira veriyor. Bunun özü nedir? Özü insandır, insan. O asgari ücret 3100 lira olduğu zaman ne yapacak o vatandaş? Bakkaldan alışveriş yapacak. Manavdan alışveriş yapacak. Çocuğuna, evine ihtiyaç varsa onu karşılayacak, o çocuklara evine bakacak. Peki şu soruyu her vatandaşımın kendisine sormasını isterim. En küçük belediye, CHP'ye ait en küçük belediye, asgari ücreti 3100 lira yaparken koskoca hükümet, milyarlarca lira para olan bir bütçe nasıl olur da asgari ücreti 2825 lira yapıyor? Neden 3100 lira yapamıyor? Yarışsa buyurun yarışa. Çünkü onlarda savurganlık var, bizde savurganlık yok. Onlarda yolsuzluk var, bizde yolsuzluk yok. Onlar ceplerine çalışıyorlar, biz vatandaşa çalışıyoruz. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Değerli arkadaşlarım, biraz da öz eleştiri. Gaziantep'teyiz, doğru. Milli Kurtuluş Savaşı destanının yazıldığı yerlerden biridir, doğru. Bunları biliyoruz zaten değerli arkadaşlarım. 6.317 şehidin verildiği topraklardayız. Güzel şeyler yapıyoruz. Peki neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor?
Kabahat kimde? Kabahat Anteplilerde mi, bizde mi? Haşa. Anteplilerde böyle bir kabahat yok. Kabahat bizde. Eksiklik varsa bizde. Yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Halka hizmeti, hakka hizmet gibi yapacağız. Bu tabloyu değiştireceğiz. Gaziantep'lere sözüm var. Ben sürekli birbirleriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağım. Kimse kusura bakmasın. Eğer çaba harcayacaksanız Antep orada. Gidin benim anlattıklarımı anlatın. Dolayısıyla gün hizmet günüdür, gün çalışma günüdür. Nüfus artıyor, bizim iki milletvekilimiz var. Ya bir dönem burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesiydi. Celal Doğan gibi bir efsane vardı. Ne oldu da Gaziantep bu hale geldi bizim açımızda? Kabahat bizde, kusur bizde, yanlışlık bizde. Ama düzelteceğim. Anteplilere sözüm var, bunu düzelteceğim. Kesinlikle düzelecek. Hizmet yarışı olacak burada. Eğer bir partili arkadaşım kendisini değil partiyi düşünüyorsa önce Antep'i düşünecek. Antepli'yi düşünecek. Antep'te bir çocuk yatağa aç giriyorsa ne il başkanı uyuyacak ne ilçe başkanı uyuyacak. Hepsi gidecekler, çalışacaklar. Bizim siyaset anlayışımızda kişilerin kimliği önemli değil. Hangi kimlikten olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Kişinin yaşam tarzı önemli değil, başımızın üstünde yeri var. Konuştuğu dil önemli değil. İnsansa ben ona hizmet etmek zorundayım. İnancına saygım var. Ama o insanın bu coğrafyada huzur içinde yaşaması lazım. O zaman memlekete barış gelir. O zaman huzur gelir memlekete. Biz çalıştığımız zaman Antepli bize der ki evet, bunlar çalışıyorlar. Birbirlerini yemiyorlar bunlar. Bunlar çalışıyorlar. Gerçekten çalışıyorlar. Dün belediye başkanlarımızın alanda yaptığı çalışmanın bana gelen sonucu bu. Biz bu sonucu büyütmek zorundayız. Hizmet, evet hizmet. Sevgi, evet sevgi. Sorun üretmek değil. Var olan sorunu nasıl çözeceğiz? Bunu anlatacağız. Bunu anlattığınız zaman zaten vatandaş size güven duyar. Ve biz bunu yapmaya kararlıyız değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, milletin takdiriyle. Antepli kardeşlerim beni iyi dinlesinler. 83 milyon vatandaşımız da bizi iyi dinlesin. İktidar olduğumuzda dostlarımızla beraber, altını özenle çizeyim, dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birinci hafta içinde siyasi ahlak kanununu sevk etmektir. Siyasi ahlak kanunu. Bu millete borcum var. Bu millete borcum var. 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl. Çok sayıda başbakanla çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Vergi nasıl toplanır? Harcamalar nasıl yapılır? Personel nasıl alınır? Bütün bunları 27,5 yılımı verdim. Siyasete girdiğimde kimse bir şey söylemedi. Ama ne zamanki genel başkan oldum, bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyiz diye. Bir müfettiş ordusu.
Dedim ki araştırmazsanız namertsiniz, araştırın. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi ki. Araştırdılar. Hiçbir şey bulamadılar. Bulamazlar da zaten. O nedenle ben millete söz verirken alnım açık olarak söz veriyorum. Benim arkada başka düşüncelerim yok. Siyasi ahlak kanunu niye getireceğiz? Siyaset kirlilikten arınmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek milletin vekilinin temiz olması lazım. Temiz olması lazım. Dürüst olması lazım. Hangi görüşten, hangi partiden olursa olsun. Ama temiz ve dürüst olacak. Ankara'ya gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sıfatını taşıyıp ihale peşinde koşan milletvekili istemiyoruz biz. Yolsuzluk yapan milletvekili istemiyoruz biz. Siyasi ahlakı getireceğim. Ya esnafın ahi evran kuralları vardır. Avukatlar yemin ederler. Kuralları vardır. Doktorların kuralları vardır. Siyasetçinin getireceğiz. Temiz, ahlaklı bir siyaseti bu ülkeye getirmek zorundayız. Neden bu cümleyle başladım ve neden dedim ilk başta bunu yapacağız diye? Siyasi ahlak kanunu getireceğiz diye. Şu ülkenin geldiği hale bakın Allah aşkına. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında seyreden vatandaşlarım, şu ülkenin geldiği hali görüyor musunuz? İktidar sahiplerine bakıyor musunuz? Kimin eli kimin cebinde belli mi Allah aşkına? Bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkar, devletin televizyonunda şu açıklamayı yapar. Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor. Kim bu siyasetçi ya? Kim bu ahlaksız adam? Her ay 10 bin dolar. Kim veriyor? Yeraltı dünyası veriyor. Çeteler veriyor. Ya çetelerden beslenen bir siyasetçinin memlekete faydası olur mu Allah aşkına ya? Millete faydası olur mu? Kim bu siyasetçi hala belli değil. Soruyorum. İçişleri Bakanlığı kim bu? Açıklamam, savcıya söyleyeceğim. Git savcıya. Savcıya da gitmeyeceğim. Meclis başkanına söyledim. Sen meclisin başkanısın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanısın. Bu parlamentoda görev yapan milletvekillerinin şerefi var, onuru var. Kim bu adam? Çıkarın ortaya kardeşim. Mektup yazdım dedi. Güzel. Cevap vermiş, o da güzel. Ama isim yok. Ya siz milleti mi kandırıyorsunuz? Bir sahtekarı korumak en büyük sahtekarlıktır. Bir sahtekarı korumak. Bir rüşvetçiyi korumak, rüşvetçiyle yan yana durmak demektir. Ben bekledim ki atamayla gelen İçişleri Bakanlığı devletin bir numaralı koltuğunda oturan kişi çağırır. Gel kardeşim ya. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarıyla oynuyorsun. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan bu siyasetçi kim kardeşim? Sorsun. Antepli kardeşim sormuyor bu soruyu. Niye sormuyor? Hangi gerekçeyle sormuyor? Devletin savcıları dut yemiş bülbül gibi. Bu kirlilikten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni arındırmamız lazım. Ahlaklı bir siyaset, onurlu bir siyaset, yarışmacı bir siyaset. Eyvallah başımın üstüne. Ama yeraltı dünyasından, rüşvetlerden, ihaleden veya ihalelerden beslenen bir siyaseti asla doğru bulmuyoruz. Asla. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ve en büyük desteği de Anteplilerden bekliyorum. Bir dahaki seçimlerde Anteplilerden bekliyorum. En büyük desteği sizden bekliyorum. Türkiye'den bekliyorum. Vatandaştan bekliyorum. Temiz siyaset istiyorsan destek vereceksin kardeşim. Ahlaklı siyaset istiyorsan destek vereceksin. Bunu yapacağız. Ve kararlıyız. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Evet, Milli Kurtuluş Savaşı'nın
yapıldığı topraklardayız. Şehitlerimiz var. Gazilerimiz var. Gaziantep ünvanını alan bir kentimiz var. Bu kentin güzelliği içinde beraberiz, birlikteyiz. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partilerin iki temel kırmızı çizgisi vardır. Birincisi bayraktır, ikincisi vatandır. Bayrak ve vatan konusunda hiçbir tartışmaya asla yaklaşmayız ve bu tartışmaları asla kabul edemeyiz. Bayrağımız ve vatanımız. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bayrak değerli mi? Değerli. Canımızı veriyor muyuz? Veriyoruz. Vatanımız değerli mi? Değerli. Canımızı veriyor muyuz? Veriyoruz. Vatanımızı temsil eden flamaya ne diyoruz? Bayrak diyoruz. Ay yıldızı bayrak diyoruz. Ay yıldızı bayrağı ister arabasında ister evinde şerefli insanlar taşırlar. Ama rüşvet alan kişilerin arabalarında ve devleti temsil eden kişi arabalarında Türk bayrağı taşımalarını tahammül edemiyoruz. Tahammül edemiyoruz. Ve doğru bulmuyoruz. Ve benim 83 milyona sözümdür. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda dostlarımızla beraber ilk bir hafta içinde o rüşvetçi büyükelçilerin tamamını Türkiye'ye çağıracağım. Gelin kardeşim, siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsiniz. Bunu yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, çok sorunlarımız var. Esnaf bitik vaziyette. Dün arkadaşlarımız esnafları da gezdiler. Doları kontrol edemiyorlar. Yani dövizi kontrol edemiyorlar. Kimse önünü göremiyor. Sanayici önünü göremiyor. Yatırım yapamıyor. Esnaf malı satıyorum ama aynı malı almaya gittiğimde sattığım kadar alamıyorum çünkü fiyatlar yükselmiş durumda. Dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde esnafın bankalardan, esnaf kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnaf bir nefes alsın. Bir nefes alsın adam. Dükkan kapalı, geçinemiyor, borç para vermişsin faiziyle beraber, parayı öde. Nasıl ödesin ya? Dükkan kapalı kardeşim. Dükkan kapalı. Bunu yapacağız. Aynı şekilde çiftçiler. İster Ziraat Bankası, ister başka bankalardan. İster Tarım Kredi Kooperatiflerinden. Kredi çekmiş olsun. Onların da faizlerini sileceğiz. Onlar da nefes alacak. İktidarımızın ilk 6 ayında çok büyük bir değişimi görecekler. Türkiye'de herkes görecek. Namuslu bir siyaset nasıl olurmuş? Ahlaklı bir siyaset nasıl olurmuş? İnsandan yana bir siyaset nasıl olurmuş? Alın terinden yana bir siyaset nasıl olurmuş? Millete hizmet nasıl olurmuş? Bunları görecek. Herkes görecek bunu. Dost, düşman, herkes görecek bunu. Çocuk üniversiteyi bitirmiş. İşsiz. Aile çocuğunu kredi alarak okutmuş Kredi Yurtlar Kurumu'ndan. Efendim borcunu öde yoksa haciz göndereceğim. İyi de iş yok kardeşim. Nereden ödeyecek bunu? Nereden ödeyecek bunu? Kaldıracağız bunları. Kaldıracağız. Faizi kaldıracağız. Çocuk sigortalı bir işe başladığı andan itibaren diyeceğiz ki şu taksit içinde borcunu öde kardeşim. Önce iş ver. Bir gelir sahibi olsun. Ondan sonra sen kalk bundan borç para iste. Sosyal devlet budur. Değerli arkadaşlarım, sosyal devlet budur. Halktan yana, alın terinden yana, çalışandan yana, üretimden yana olan devlete biz sosyal devlet diyoruz. Fakir fukaradan yana olan devlete sosyal devlet diyoruz. Bunun politik adı da sosyal demokrasidir. Hem demokrat olacaksınız,
hem fakir fukaradan yana olacaksınız. Gelir dağılımı dengeli olacak. Biri yer biri bakarsa kıyamet ondan kopuyor. Demiyor muyuz? Diyoruz. Ve benim bütün millete sözüm, nasıl bizim belediye başkanlarımız görev yaptıkları yerde hiçbir çocuğu yatağa aç yatırmıyorlarsa, iktidar olduğumuzda Türkiye coğrafyasında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Türkiye coğrafyasında. Bunu yapacağız. Her ailenin asgari bir geliri olacak. Her ailenin. Ve fakire fukaraya yardım ederken insan onurunu koruyacağız. Onların yaptığı gibi yapmıyoruz zaten. Fakirleri diziyorlar sıraya, çağırıyorlar televizyonları, yardım yapıyoruz diye. Ya o insanların onuru yok mu? Biz onlar gibi değiliz. Biz inançlı insanlarız. Biz sağ elin verdiğini sol el görmesin deriz. Nasıl yapacağız? Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Yoksul ailede, ihtiyaç sahibi ailede kadının banka hesabını diyeceğiz. Git aç kardeşim. Senin her ay paranı yatıracağız. Gideceksin paranı çekeceksin. Çoluk çocuğun ihtiyacını gidereceksin. Kimse senin fakir olduğunu bilmeyecek. Yoksul olduğunu bilmeyecek. İhtiyaç sahibi olduğunu bilmeyecek. Sadece devlet bilecek. Bunun sözü ne zaman verilmiş? 1971 yılında. Antepli kardeşlerim bunları çok iyi, çok iyi ama çok iyi bilsinler. 1971 yılında bu düzenin geleceği sözü verilmiş. Hangi yıldayız? 2021. 50 yıl geçmiş ya. 50 yıl geçmiş. Niye gelmiyor? Niye getirmiyorlar? Çünkü yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Yoksul kalsın, bize muhtaç olsun, biz ona bir şey verelim, o da bize oy versin. Bu tabloyu bitireceğiz. Kime oy verirse versin, bu topraklarda hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bizim sözümüzdür bu. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Efendim, sanayici arkadaşlarım, burası sanayi açısından Türkiye'nin en önemli illerinden birisi. Dış politikayı tamamen değiştireceğiz. 180 derece değişecek dış politika. 180 derece. Herkes şunu çok iyi bilsin. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Ya egemen güçlerin yönlendirdiği ya da egemen güçlerin hakim olduğu bir Orta Doğu coğrafyasına barış gelmez. Barışı getirecek olan buradaki halklardır. Buradaki devletlerdir. Beraber bir araya geleceğiz kardeşim. Barış içinde yaşayacağız. Huzur içinde yaşayacağız. Mısır'la asla kavga etmeyeceğiz. Suriye'yle kavga etmeyeceğiz. Irak'la kavga etmeyeceğiz. İran'la kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kavga hiçbir topluma yarar getirmiş değil. Düşünün. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduklarında hepsi savaş meydanlarından gelmişti zaten. Savaşın bütün acımasızlığını biliyorlardı. Ne dediler? Yurtta barış, dünyada barış. Ya barış varken niye kavga kardeşim? Niye kavga? Ve bir şey daha yapacağım. Türkiye sözümdür. Bir şey daha yapacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanını, Başbakanını, Bakanını hiçbir egemen ülkenin lideri mal varlığı dolayısıyla sorgulamayacaktır. Ahlaklı siyaset budur arkadaşlar. Temiz siyaset budur. Sanayicilerin beklediği yetişmiş nitelikli ara eleman. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Bütün organize sanayi bölgelerinde.
5 tane mi organize sanayi bölgesi var? 5 tane teknoloji lisesi Gaziantep'te olacak. Yatılı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile organize sanayi bölgesi yönetimi beraber bu okulları yönetecekler. Öğrenci belli bir süre okuduktan sonra 3. sınıftan itibaren fabrikasında staja gidecek. Staj yaparken sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduğunda da işi hazır olacak. Efendim ben üniversiteyi okumak istiyorum. Tabii gidebilir. İz düşümü üniversiteye artı puanla gidecek. Böylece teknoloji liselerini cazip hale getireceğiz. Amaç üretmek değil mi? Amaç kazanmak değil mi? Amaç alın terine değer vermek değil mi? Amaç ülkeye döviz getirmek değil mi? Bunları yapacağız. Bunları her halükarda yapacağız. Değerli arkadaşlarım, yine izin verirseniz AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Türkiye'nin nereye gittiğini hepimiz görüyoruz. Hepimiz ciddi bir kaygı içindeyiz. Nereye gidiyoruz diye. Ve şu soruyu yakın çevremizde hep birbirimize soruyoruz. Ne olacak bu memleketin hali diye. Hep beraber freni patlamış bir kamyonda ve onun üstünde yokuş aşağı gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. Ama umutsuz değiliz. Bunu çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Birlikte yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabilir mi? Niye yapmayalım arkadaşlar? Niye yapmayalım? Belediye başkanlarımız bir tarih yazıyor. Bir destan yazıyor. Her bir belediye başkanımız yazıyor. Belediye başkanları bunu yapıyor. Çalışıyorlar, direniyorlar, anlatıyorlar. Bütün zorluklara rağmen yapıyorlar. Türkiye'yi de aklı başında, tutarlı, israfa son veren, harcadığı her kuruşun hesabını millete vermekten onur duyan bir siyasi anlayışla yönetmek istiyoruz. Ve bunun için de halktan destek istiyoruz. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset, halkına hesap veren siyaset. Her kuruşun hesabını vermenin onurunu taşıyan bir siyaset. Bizim temel hedefimiz budur, bu olmalıdır. Rahmetli Ecevit'in bir sözüyle sözlerime son vereyim. Rahmetli Ecevit, bu ülkeye büyük hizmetler etti. Onun söylediği şu sözü ben hiç unutmadım hayatımda. Bundan sonra da hepimizin şiarı olmalıdır. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Biz bunu istiyoruz. Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir güzel. Hepinize enişten selamlar, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın. Tıkı çalışıyor, teker teker tamamlıyor. İşte bizim belediyeler sazını tutuyor. Tıkı tıkı çalışıyor, teker teker çözüyor. İşte bizim belediyeler sazını